Günümüzde Sırbistan'ın başkenti konumunda olan Belgrad şehri, yüzyıllar boyunca Avrupa'nın göbeğinde olarak yaşamaktaydı. Balkanların en önemli kalelerinden biri olan bu Belgrad şehri defalarca kez kuşatmaya uğramış ve birçok devletin eline geçmişti. Bu bölümde ise ecdadımızın zamanında gerçekleşen ve Osmanlı Devleti ile tamamen ilişkisi olan 11 Belgrad kuşatmasından bahsedeceğim. İyi seyirler. Macar Kralı Sigismund'un Lehistan-Litvanya Birliği, Eflak Prensliği ve Macar Krallığı askerlerinden müteşekkil olarak topladığı ordunun 1428 senesinde Güvercinlik Muharebesi'nde mağlup olmasından sonra Macaristan ve Sırbistan itaat altına almak için Belgrad'a hedef olarak koyan Sultan II. Murat 1439 senesinde Evrena Salih Ali Bey'i önden gönderdiği gibi 1440 senesinde kendisi de sonradan gitmiş ve Belgrad şehrini şiddetli bir şekilde topa tutmuştur. Uzun süren bu şiddetli kuşatma sonunda 11 Osmanlı askeri şehit düşmüş ve Macarlar ve Sırplar birlikte hareket ederek Osmanlıları püskürmeyi başarmışlardı. Başarısız kalınması ve hastalıkların çıkması dolayısıyla Sultan Murat Han kuşatmayı kalma mecburiyetinde kalmıştı. Kuşatma kaldıktan sonra bir anda 1442 senesinden itibaren Erdel ve daha sonra Balkanlar görecek olan Janhura tehlikesi ortaya çıkmış bulunmaktaydı. Sultan II. Mehmed'in 1453 senesinde İstanbul'u fethi esnasında Sırp birlikleri Alacahisar, Kırşavaç, Veniş taraflarına kadar gelerek buraları yağma etmeye başlamışlardı. Bu durum üzerine Sultan II. Mehmed fethetten sonra Sırplara buraları teslim teklif etmemişti. Lakin Sırplar bu teklifi reddedince kendisi Sırpların üzerine harekete geçmiş ve sivilce sırayı ele geçirmiş Semerliye'yi de kontrol altına almıştı. Ardından da Alacahisar ve sivilce sırayı oru bırakarak kendisi İstanbul'a geri çekilmişti. Ancak Janhunyad'ın komutasındaki 60 bin kişilik Macar birliğinin desteğe gelerek Alacahisar'da bulunan Osmanlı kuvvetlerini ve Sivilcehisar birliklerinin mağlup etmesi ve imha etmesi üzerine Sultan II. Mehmet Han 1456 senesinde 100 bin kişilik bir ordu toplamış ve Belgrad üzerine yürüyerek şehri kuşatma altına almıştır. Şehri kuşatması Osmanlı lehine gitmekteyken Macar Kralı'nın generalinin gönderdiği 60 bin kişilik Janhunyad komutasındaki yardım ordusunun yetişmesiyle Osmanlı ordusu bozguna uğramış ve Türk birlikleri geri çekilmemiş muhalefetine kalmıştır. Bu savaşta yaralanan Janhunyad ise bir süre sonra ölmüştür. 1490 senesinde Macaristan Kralı Matthias Corvinus'un ölümüyle birlikte Macar tahtında bir iç karışıklık ortaya çıkmış ve bundan faydalanmak isteyen pek çok beyler de Macar ülkesine tahkik etmek için ülkeye kaçmışlardı. Bunlardan biri olan Belgrad valisi de Sultan II. Bayezid'e mektup göndermiş ve şehre gelmesi durumunda Belgrad'ı kendisine bırakacağını söylemişti. Ardından da kendisi ailesini yanına alarak Macar içinde kaçtı. Bu durum üzerine Sultan II. Bayezid emrindeki Osmanlı ordusuyla 1492 senesinde Belgrad önüne gelmiş ve şehri kuşatmaya başlamıştı. Şehri kuşatması esnasında Sultan Arnavutluğa gitmiş ve yerine vekil olarak Hanım Süleyman Paşa'yı bırakmıştı. Süleyman Paşa ise daha sonradan gelen Oruç von Hayalhunla komutası altında bulunan Alman ordusu tarafından mağlup edilince kuşatma kaldırılmış ve geri dönülmüştür. 1520 yılında Osmanlı tahtına çıkan Sultan Süleyman Han'ın Şurası birini Macaristan'a vermek için gönderdiği elçi olan Behran Çavuş'un Macaristan Kralı 2. Lavi tarafından idam edilmesi üzerine 1521 Temmuz'unda Sultan Süleyman ve 100 bin kişilik Osmanlı ordusu Belgrad şehrine gelmiş ve şehri kutupatmıştır. Bir ay süren kısa bir kuşatmanın ardından şehir kumandanı Mihaly Mor Yeniçerilerin içeri girmesi sonucunda ortaya çıkacak felaketi bildiğinden dolayı şehir Osmanlı Sultanı'na teslim etti. 1680 senesinde gerçekleşen 2. Muhaç Muharebesi'nde Osmanlı ordusunun bozgunluğundan sonra Kutlu İttifak kuvvetleri Macaristan'a baştan başa çiğneyerek Sırbistan'a doğru ilerlemeye başlamışlardı. Bavir Elektör 2. Maximilian Emanuel komutası altında bulunan 90 bin kişilik bir ittifak ordusu 1688 senesinin Eylül başlarında Belgrad önüne gelmiş ve şehri topa tutmuştu. Şehir muhafızı Veli Paşa ve onun yeğeni olan Yenatman Paşa komutası altında bulunan Osmanlı kuvvetlerinin tecrübesiz hareketleri ve stratejilerini iyice bilebilmeleri üzerine Osmanlı ordusu mağlup olmuş ve şehir 9 Eylül 1688'de Bavir Elektörü Maximilian'ın eline geçmiştir. 1689 senesinde sadrazamlığa yükselen Fazıl Mustafa Paşa komutasında Osmanlı birlikleri Sultan II. Süleyman'ın emri üzerine Niş, Semendre ve Belgrad'ı geri almak için 1690 senesinde harekete geçmişti. Damagan'da Şenkendorf komutası altında olan Avusturya ordusunu bozguna uğratan Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa, Vidin, Niş, Semendre'yi zapt ettikten sonra Belgrad şehrinin önüne geldi. Şehir 8 gün süren kısa bir kuşatmanın ardından 16 bin Avusturyalı'nın kılıçtan geçirilmesiyle tamamen fethedilmiş olmuştu.
İmparator Leopold şehrin düşmesine dayanamadığından dolayı deneyimli generallerinden Charles Aragon'ın kral komutası altına verdiği bir orduyu 1693 senesinde Belgrad şehrine sevk etmiştir. 1693 senesinde şehrin önüne gelen Charles Aragon'ın kral ve ordusu şehri kuşatmaya başladığı sıralarda Sadallah Bekli Mustafa şehrin kuşatıldığını öğrenince derhal ordusuyla Oyu Meclisi'ne yönelmiştir. Gerçekleşen muharebede Avusturya ordusu bozguna uğratılmış, Osmanlılar zafer kazanarak Habsburgları püskürtmüşlerdir. Daha sonra Varaz şehrinin önüne gelen tüm birlikleri başarısız olmuştur. 1716 senesinde gerçekleşen Petrovaradi Muharebesi'nde Osmanlı ordusunu bozguna uğrattıktan sonra Temeşvar şehrini ele geçirmeyi başaran Savoylu'ki Prensi Eugen, 1717 senesinin başlarında Belgrad şehrine gelmiş ve şehri kuşatmaya başlamıştır. Avusturya Belgin'in bu kuşatması esnasında Sadrazam Koca Halit Paşa komutasında 100 bin kişilik bir Osmanlı ordusu takviye olarak gelmişse de gece vakti Avusturyalıların baskınından dolayı 10 bin şehit verilmesinden sonra Osmanlı ordusu bozguna uğramış ve geri çekilmiştir. Bu geri çekilmeden kısa bir süre sonra Belgrad şehri teslim olmuş ve 1718 senesindeki Pasarov çalışmasıyla Avusturya devredilmiştir. Temmuz 1739'da gerçekleşen Hisarcık Muharebesi'nde Osmanlı ordusu Avusturya'yı bozguna uğratmış, büyük bir zafer elde etmiştir. Hacı İvaz Paşa, Sultan 1. Mahmud'un emri üzerine Belgrad şehrine gelmiş ve şehri topu tutmuştur. Uzun müsavim kuşatmanın ardından Avusturya devleti teslim olmuş ve nihayetinde 1739 senesinde hem Avusturya ile hem de Rusya ile olan savaşı bitiren Belgrad anlaşmaları imzalanmıştır. Bu anlaşmalardan sonra Osmanlı devleti Pasolçya'da kaybettiği toprakları Temeşvar hariç geri almayı başarmıştır. 1787-1792 Osmanlı-Rus savaşı devam etmekteyken 1788 senesinde bu savaşı Rusya'nın yanına giren Avusturya, 1788 senesinde Osmanlı devleti karşısında Muadiye ve Şebeş Muharebelerinde ağır yenilgiler almasına rağmen Boğdan cephesinde Saksın-Koburg'daki Frederick Joseph'ın Alexander Suvorov'la birleşmesiyle birlikte ortaya çıkan güç Osmanlı ordularını pek çok muharebede bozguna uğratmıştır. Onun gidişinden sonra Avusturya orduları Sırbistan'a bir harekat düzenlemiş ve bu harekatı için başa Erskine von Laudon adında yaşlı bir general getirilmiştir. Daha sonra Napolyon Savaşları'na geçecek olan Erskine von Laudon'un komutası altında bulunan Avusturya Birliği 1789 senesinde Belgrad şehrini kuşatma altına aldı. Şehir güçlü bir süren kuşatmanın ardından Avusturya Birliği'ne teslim oldu. Lakin daha sonra yine Avusturya 1795 senesindeki Zichtevo anlaşmasıyla bu toprakları tekrar Osmanlı Devleti'ne bırakmış ve Belgrad'ı iade etmiştir. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nı fırsat bilen ve Fransız yetilerinden sonra gerçekleşen ve ortaya atılan milliyetçilik ve bağımsızlık akımlarının artık dikkate almaya başlayan Sırp milliyetçileri 1806 senesinde Kara Yorgi önderliğinde ayaklandılar ve Belgrad şehrini kuşatma altına aldılar. Osmanlı Birlikleri her ne kadar bunları bozguna uğratmış ve Belgrad şehrini tekrar kurtarmış ise de daha sonra Ruslarla yapılan savaşlardan dolayı yenilgiye uğrayan Osmanlı Devleti Sırp'a tavize vermiş ve Belgrad şehrini onları bırakmıştır. Ve bu mağlubiyetten sonra Osmanlı Devleti'nin Belgrad'ın dikişi tamamen kesilmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.